Genel olarak programlama ya da teknoloji öğrenirken karşılaşılan hatalardan bir tanesi teorik bilgilere bağlı kalmaktır sürekli olarak. Teorik bilgi size sadece belli bir tarih yapabilir ve önemlidir de bir şeyi hiç görmeden, hiç dokunmadan ve uğraşmadan sadece teorik olarak biliyor olmanız size sadece başlangıçta bir fotoğraf göstermek gibidir. Ama sizin de o işi öğrenebiliyor, usta olabiliyor olmanız için elinizi kirletip o işi öğrenmeye çalışıyor olmanız lazım. Bu nedenle kitaplar, kurslar vesaire bunların her biri size bir başlangıç fikir sağlar, gerisinde hiçbir şey yapmaz. Siz öğrendiklerinizi şöyle düşünebilirsiniz, bir yemek tarifi gibi. Yemek tarifine bakıyorsun. A kişisi ona baktığı zaman daha profesyonel bir şey görüyor çünkü tecrübesi var. B kişisi ona baktığı zaman hiçbir şey görmüyor çünkü hayatında hiç yemek yapmamış. Bunun gibi düşünebilirsin kendini. Kitaplardan bol bol bilgi alacaksın ama tecrübe kazanırken kitaplarla ve diğerleriyle besliyor olman lazım. Eğer ivmeli bir şekilde hızlı öğrenmek ve profesyonelleşmek istiyorsan bu teorik bilgilere çok ihtiyacın var. Bu net. Ama eğer ellerini kirletmeden, kod yazmadan, uygulama, pratik yapmadan bu kaynakları okuyor, izliyorsan hiçbir şey. Tamamen vakit kaybı. Çünkü unutacaksın da. Çünkü zihnin onları öğrenmedi. Sen onları yapmadın. Beynin öğrenmedi. Uygulamadığı için. Bu nedenle temel prensip eğitim materyalleri size sadece yol gösterebilir, size eğitmez, eğitemez. Siz kendinizi eğitirsiniz ve bir şeyleri yaparken de o kaynakları okuduğunuz zaman zihniniz onları hızlı öğrenecek. Çünkü ya diyecek ki ben bunu yaptım, bir şeyler uğraştım. Ha bunu yapabiliyor olmak için demek ki şu teorik bilgiye ihtiyacım varmış. Bunu anlayabileceksiniz. Ama uygulama yapmadan bunu anlayamazsınız. Onun değerini anlayamayacaksınız çünkü o teorik bilginin. Uzmanlaşmak için odaklandığın alanla ilgili en az 3K kuralı diyorum ben buna. 3 tane farklı kaynağa ihtiyacım var. Kaliteli kurslar, kitaplar ve tecrübesi referanslarla sabit kişilerin takibi diyebilirim. 3 adet kaliteli video kurs. Hangi alanla ilgileniyorsan ilgilen. Bu bir tasarım da olabilir, sanat da olabilir vesaire. Bunlara ihtiyacım var. 3 tane farklı bakış açısını görsel olarak sana sunacaktır çünkü bu. Tek bir kaynağa bağlı kalamazsın. Günümüzde bilgi çok ucuzladı. Yani bunu biliyor musunuz, farkında mısınız bilmiyorum ama 10 yıl önce böyle bir şey söz konusu değildi. Bunlar çok pahalı kaynaklardı. Ama şu an bunların hepsine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu nedenle 3 tane seçin ve alın bunları. Ücretli ücretsiz önemli değil. Hangisi olursa. Önemli olan kalitesi. O referanstan bahsettim size. O içeriği üreten kişinin referansı. 3 adet kaliteli kitap. Genel olarak var bunlar. Bu yerli yabancı olabilir. Önemli değil. Karışık da olabilir. Ve bu kişileri seçin. O alanda 3 tane kitap belirleyin. 5 tane, 4 tane değil. Sadece 3 tane. Ve bunları da alın sırayla. Ondan sonra da bunları paralel olarak birbiriyle ilişkili olarak sırasıyla okuyun, inceleyin. Ve bunları yaparken de dediğim gibi uygulamalar, pratikler yapın. O alan neyse sizinle ilgili. Onları da yapın. Ve ayrıyeten de sosyal medya hesaplarında artık neyi takip ediyorsanız o takip ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz alan işte televizyondaysa her ne kadar sevmiyor olsam da televizyonu o kişiler oradaysa onları da takip edin. YouTube'dan kayıtlarını inceleyin, izleyin vesaire. Üç kişiyi de takip edin. Ve bunu düzenli olarak yapın. Bu seviyeyi geçtiğinizi artık hissetmeye başladığınızda ki kolay olmayacaktır başlangıçta bu. Bunu hissetmeye başladığınızda bir sonraki seviyeyi belirleyip o seviye için gerekli olan 3 tane video kursu, 3 tane kitap ve 3 tane o alanla ilgili, o seviyeye ulaşmış kişilerle ilgili uzman takibi yapın vesaire.
İlgi alanı ile ilgili konuları araştırırken asla tek bir kaynağa bağlı kalmamak. Tek bir kaynak şudur. Mesela sadece beni takip ediyorsunuz diyelim bir teknolojiyle ilgili. Siz maksimum benim kopyam olabilirsiniz. Benim seviyem neyse siz ancak ona yaklaşabiliyor olabilirsiniz. Beni geçemezsiniz çünkü sadece beni takip ediyorsunuz. Ama beni ve diyelim benim gibi 3-5 farklı kaynağı kişiyi takip ediyorsanız her birinin farklı tecrübelerini öğreneceksiniz. Ve bunları birleştirdiğinizde, kendi zeka ve tecrübenizle birleştirdiğinizde farklı bir uzman ortaya çıkacak. Benim kopyam değil ya da en fazla bana ulaşabilecek birisi değil. Tamamen farklı tecrübe ve bilgilerle oluşmuş, tecrübe kazanmış farklı bir uzman olursunuz. Bu nedenle tek bir kişiye bağlı kalmayın. Hiç kimseyi de kendinize limit olarak belirlemeyin. Bu karşınızdaki ne yapmış olursa olsun limit olarak belirlemek en büyük sınırlayıcıdır zihninizde. Sadece takip edin onun bilgilerini ve bilgilerinden faydalanın, içeriklerinden. İzlemek ve okumak teoriyi, pratik yapmak ise özgüven ve tecrübe kazandırır. Nokta. Özgüven ve tecrübe izleme ve okumayla olmaz. Bunu unutun. Bunu size kim tersini söylerse o kişi de bunu bilmiyordur. Yani bu kadar net. Bir şeyi yaparak onun özgüvenine sahip olabilirsiniz. Hiçbir proje yapmadan sadece milyonlarca teorik ıvır zıvır biliyor olmak size onun özgüvenini vermeyecektir. Ve tecrübesini de kazanamayacaksınız. Sadece teorik bir bakışınız var. Ve bu da hiçbir şeydir aslında. Özetle pratik yapmak mükemmel iştir. Bir Amerikan atasözüydü sanırım bu. Practice makes perfect.